Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yurt dışında ilk defa oy kullanacağız. Umut ediyorum ki son oyumuz olur. Şu an Norveç'te Frogner Park'ın oradayız. Türkiye konsolosluğu buranın çok yakınında. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bir yandan hem heyecanımı paylaşmak istedim. Yani çünkü ilk defa anavatandan uzakta oy kullanacağız. Hem de bu yurt dışından oy kullanma ile alakalı konu hakkında birkaç kelime etmek istiyorum. Açıkçası Türkiye'deyken de bu yurt dışında kullanılan oylara hep karşıydım. Yani yurt dışında yaşayan bir insan, yaşadığı ülkenin sosyal ve ekonomik şartları altında Türkiye'de yaşayan ve oranın zorluklarını çeken insanın yaşayış ve yönetiliş şekline karar vermesi açıkçası yani oldum ola saçma geliyor, hala saçma geliyor. Peki o zaman niye oy kullanmaya gidiyorsun derseniz de yani 21 yıllık hükümet döneminde 21'inde oradaydım. Sadece son 6 aydır buradayım. O da tam böyle ne derler, müjdelerin açıklandığı tarihi kaçırmış oldum sadece. O yüzden kendimle bu seçimde oy kullanma hakkı gördüm. Ama bir sonraki seçimde açıkçası oy kullanmayı düşünmüyorum. Eşimle de bu konuda ters düşüyoruz. Ama ben burada kazanıyorsam, burada yaşıyorsam, yani buranın imkanlarından faydalanıp da kalkıp Türkiye'deki insanların işte yaşayış ve yönetiliş şekline karışmam saygısızlık olarak görüyorum. Yani bilmiyorum, belki bu konuda farklı düşünen insanlar vardır. Ama benim düşüncem bu şekilde. Seçim güvenliği açısından da biraz sıkıntılı bir konu. Çünkü yani oylar nasıl taşınıyor, nasıl gidiyor, kimler sayıyor, hangi yüzdeye etki edecek, şimdi ittifaklar var, nasıl bölünecek, bunları hesaplaması açıkçası kafamda hep soru işareti. Ve dediğim gibi yani buradan doğru yaşayıp İşte buradaki paranla yılda iki kere gelip işte kur sayesinde tabii ki Türkiye'ye cennet demek, işte insanlar hiç beğenmiyor demek, bence bu biraz ikiyüzlülük gibi geliyor. O yüzden dediğim gibi bu bizim son oyumuz. Yani ben kendi açımdan söylüyorum. Eşime bu konuda karışmam. Bu benim buradaki son oyum. Umarım yani bu mevzu burada bu seçimden sonra yasaklanır. Yani yurt dışında oy kullanılması kaldırılabilir, kaldırılmaz bir şey değil. İlk 4 madde değil sonuçta bu. İnşallah önümüzdeki dönemde bu şekilde oy kullanma süreçleri son bulur. Ve sadece Türkiye'de yaşayan insanlar işte nasıl yöneteceklerini, kim seçeceklerini kendileri karar verir. Olması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani her yere sandık koy, Brezilya'ya sandık koy. Yani Brezilya'ya sen kalkıp gezmeye gittiğinde dolaşamayacağın noktalar var. Buralara sandık koyuyorsun. Yani zor işler. Yani seçim güvenliği açısından da, sayılması açısından da problemli işler. O yüzden hiç olmaması daha mantıklı. Şimdi konsolosluğun oraya doğru geldik artık. İşte yavaştan şöyle Türk bayrağını da size göstereyim. Şimdi oyumuzu kullandık. Konsolosluğun olduğu nokta biraz rüzgarlı olduğu için tekrar Frogner Park'a gelip çekim yapmak istedim. Oyumuzu kullandık. İnşallah ülkemiz için hayırlısı olur. Yani orada yaşayan insanların artık rahat bir nefes almaya, ekonomik olarak biraz düzeye girmesinin zamanı geldi. Yani inşallah, yani her aday için diyorum, herhangi bir şey taraf şey yapmadan, yani umarım verdikleri sözleri tutarlar. Yani şu an için hepsinin vermiş olduğu sözler güzel sözler. Eğer yerine getirirlerse gerçekten yani bu işin kazananı halk olur. Yani inşallah da bu şekilde sonuçlanır. Dediğim gibi bu bizim buradaki, benim için son oydu. İnşallah güzel bir işe yarar, güzel bir sonuç olur. Ülkemiz ve milletimiz için de iyi olur. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 14 Mayıs akşamını artık heyecanla bekleyebiliriz.